Merhaba örgütseverler, ben Sibel Kavaklıoğlu. Bugün yeni bir projemiz var. Çok güzel, tam kar havasına uygun size bir bere hazırladık. Beremizin adı Kazayağı modeli, Pied de Poule. Çok şık bir bere oldu ve yani bu model hemen hemen yani senelerdir olan bir şey ama bu sene çok moda. Biz de onu bir bereye uyarladık. Bu modelle farklı farklı şeyler örebilirsiniz. Etekler yapabilirsiniz. Hırkalar çalışabilirsiniz. Bir kazağın ön kısmında çalışıp kollar ve arka bedeni bu şekilde siyahla çalışıp çok şık bir kazak yapabilirsiniz. Biz bunu yünlü iplerle de çalıştık. Böyle akrilik iplerle de çalıştık. Yünlü olan tabii ki sıcak tutma özelliğinden dolayı tam bu mevsime uygun kalınlıkta ve sıcak tutacak bir ipimiz oldu. Size Ebru'yu tanıştırmak istiyorum. Ebru çok güzel örgüler örüyor. Hoş Teşekkür geldin ederim Ebru. Hocam, hoş bulduk. Çok seviyorum örgü örmeyi gerçekten ve burada olmaktan çok mutluyum. Bugün de bu bere için çok heyecanlıyım. Çünkü bunu bilmiyorum ve öğrenmek için çok hevesliyim gerçekten. Çok güzel oldu. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum Ebru'cum. Ebru çok güzel bir çorap anlatımı yaptı daha önce. Ve çok bu şey sezona uygun modeller ve çok değişik şeyler çalışıyor. Ben çok seviyorum Ebru'nun ördüğü Teşekkür ederim. modelleri gerçekten. Biz de Ebru'dan bir şeyler öğreniyoruz. Genç nesil çünkü çok farklı ve güzel şeyler çalışıyor. Şimdi hep beraber böyle ara ara Ebru ile beraber projeler yapacağız Evet, inşallah. umarım. Ebru'cum şimdi Evet hocam. bu arada örgü severler arkadaşlar. Şimdi bu beremizi yapmamız için bizim bir 40 santimlik bir misinaya ihtiyacımız var. Ben çok dikişli örgüleri sevmiyorum ama siz bunu dikişli de örebilirsiniz. Yani ben buna 80 ilmek attım. Siz bunu normal 2 şişle 80 ilmekle örebilirsiniz. Şimdi örgümüz de bir şöyle bir şemamız olması gerekiyor. Şimdi bu şemayı internetten siz de çıkarabilirsiniz. Ben bunu evde bir kareli kağıda çizerek yaptım. Yani bu normalde benim internetten çıkardığım bir şema ama ben bunu kareli bir kağıda çizdim. Böyle çalışırken yanıma şu şekilde yerleştirdim ve buna bakarak bu şemamı oluşturdum. Şimdi şema 4 sıradan oluşuyor. Bakın şurada 1, 2, 3, 4. Sonra tekrardan sıra başına dönüyoruz. 1, 2, 3, 4. Bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Daha ince ve kalın şişlerle örebilirsiniz. Daha kalın iplerle örebilirsiniz. Büyütürken 4 ve 4'ün katları şeklinde büyümesini öneriyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4. Aslında örneğimiz şu kadardan oluşuyor. O yüzden 80'den daha büyük yapmak istiyorsak 84, 88, 92 diye 4 ve 4'ün katları şeklinde büyütüyoruz. Burada arkadaşlar tamamen şemayı takip ederek yapacağız. Yani sıra başı ve sıra sonumuz var. Daha sonra ikinci sıramız yine sıra başı ve sıra sonu. Buradaki gibi şimdi çalışmaya başlayacağız. Mesela şu anda ilk sıramızda bir tane beyaz, bir siyah, daha sonra 3 beyaz, bir siyah şeklinde sıramızın sonuna kadar ilerleyeceğiz. En son sıranın sonunda 2 tane beyazla biteceğiz. Bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Çok kolay, hiç gözünüzde büyütmeyin. Yani Ebru senin de çok yaptığın şeylerdir muhtemelen bunlar. Evet hocam, bunlar artık çok yaygın desenler. Evet. Özellikle bu geçmişe yönelik bu vintage şeylerin moda olduğu dönemlerde çok popüler. Bu da kayakta da çok güzel durur. Mesela böyle Çok, kayak değil mi? giysileri de var. Evet. Çok uyum sağlar. Bakalım, merak ediyorum ama yine de bilmediğim bir şey tam olarak. Bu deseni nasıl yapacağımızı merak ediyorum. Evet. Şimdi 4 sıradan oluşacak. Ben hemen lastik örgümü ördüm. 7'si ya da 8 sıra ne kadar isterseniz aslında. 2 düz 2 ters lastik. Evet, 2 düz 2 ters lastik yaptık ve 40 santim misine de bakın böyle dönerek hiç birleştirmeden şu anda şu beremizde hiç dikiş yok. Bakın arkadaşlar.
Ben dikişi çok fazla sevmiyorum örgüde. Galiba ben sen de sevmiyorsun değil mi? Evet. Yani bana evet. daha kolay geliyor. Bütün örmek daha net bir sonuç çıkardığını düşünüyorum. Ama tabii ki küçük korkutabiliyor. Bu dönerek tabii. desen sırası şaşırılır mı acaba falan diye. Ama korkulacak bir şey olmadığını bence göstereceğiz evet. bugün. Şimdi ilk sıramızı başlayacağız. İlk sıramızı kurarken Ebru'cum. Evet, bir... Ben başlıyorum. Evet, hemen başlıyorum. Düzde terste olmamızın bir önemi var mı hocam? Yok. Ne denk geliyorsa evet. sıra başımıza. Tamam. Ne yapıyorum? Şimdi bir beyaz, bir siyah. Bir tane beyazla örüyorum. Hemen bunu arkada bıraktım. Aynen. Siyahımı aldım. Bunları gergin tutmamın önemi var mı yoksa? Yani çok gergin hani 3 taneden sonra tabii ipi biraz böyle çok sıkmaya sıkmıyorum ki. Şimdi arkayı da göstereceğim. Toplamasın diye. Toplamasın diye. Bu şekilde. Hani rahat rahat böyle çalışıyorum. Bakın arkası da böyle çünkü bu şekilde oluyor. Önemli. Yani eğer çok sıkarsak değil mi? Bu potluklar oluşur. Evet. Benimizin sırada 3 tane beyazım var. Bundan sonra sıramız Ebru 3 beyaz 1 siyah olarak böyle devam edecek sıra sonuna kadar. Yani şemaya aslında sadece başında ve sonunda bakıyorum. Hani tamam. belli süre sonra zaten alışıyorsun hani aynı şeyi evet, ördüğün ilk başta için. Tabii bu bir ipi bırakıp evet. diğerini almak birazcık endişelendirebiliyor beni acaba olur mu ipleri düzgün uzunlukta. Ama ben bunu dün gece ördüm. Yayın için özellikle hani bu rengi de hazırlamak istedim böyle çok renkli ve güzel diye. Bunu mesela bir gece de ördüm Emre. Harika. Dün gece. O zaman hafta sonu kayağa gidecekler. Hemen başlasınlar. Bence de. Aslında şemamız sadece şu arkadaşlar. Yani bize gerekli olan şu. Hani burası gözünüzü korkutmasın. Sadece şununla. Bunu kareli bir deftere çizip bakın sadece şemamız şu. Yani bundan sonra sürekli dördüncü sıradan sonra birinci sıraya dönüyoruz. Bu internette çokça olan bir şema. Her yerde bulabilirsiniz. Yani şu çekim, bu çekimden bile bunu siz çekerek yapabilirsiniz. Bir kareli kağıda çizebilirsiniz. Sizin daha kolay çalışmanız için. Aslında sadece şu 4 sıradan oluşuyor örneğimiz. Ben de bu arada Ebru'ya yardımcı olayım. İplerini. Evet, iplerim azıcık evet. dolandı. Çok seviyoruz ipleri ya Ebru. Yani evet. gerçekten hani renkler beni çok rahatlatıyor. Seni? Evet, ben mesela siyah beyaz benim için bir tık klasik ama bu desenlerin de vazgeçilmezi aslında klasikler yani hocam. Bunu görünce böyle aklıma direkt böyle 60'lar, 70'ler değil belki mi? 80'lerde etekler. O kadınların döpiyesleri geliyor ve çok güzel, huzurlu hissettiriyor bana eski şeyler kendimi. Bu biz da çok bir Chanel ceket düşündük. Sen ne dersin bu konuyla ilgili? Değil mi? Çok güzel evet, olur. Evet, kesinlikle. Bantları siyah, kendisi Pied à Poule desenli. Biz dediğim gibi şu siyahlı fuşyalı da %100 yün bir ip kullandık. Bunu tabii ki yıkarken biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Soğuk suyla yıkayacağız ama bu daha böyle hani sürekli yıkanabilir bir iplikle yaptık. Sizin tercihinizle alakalı her türlü şeyle çalışabilirsiniz. Şişlerim kaç milimetre hocam? Evet, onu söylemedik. 6 numara şiş kullanıyoruz. İpimiz orta kalınlıkta bir ip olduğu için biraz da yumuşak olsun istedim. Çok da güzel ve rahat örülüyor. Evet, evet, çok keyifli. Evet, çok keyifli. Biz örgü örerken çok keyif alıyoruz. Çok yanında bir kahve, evet. çay. Örgü konuşmak terapi gibi geliyor. Hafif de bir müzik. Evet, kesinlikle. Ama ben hep diyorum şişlerimin sesi bazen bana müzik gibi oluyor. Yani böyle beni acayip evet. dinlendiriyor. Ara ara bir şeyler öreceğiz Ebru böyle beraberce. Zevkli oluyor evet, çok güzel. Evet, ben çok mutlu oluyorum. Evet, Ebru zaten çok becerikli bu konuda. Ebru nasıl başladı? Ben aslında fark etmeden başladı. Küçüklüğümde hep etrafımda annem, teyzemler, anneannem çok güzel örgü örüyordu. Ben hep onları izliyordum. Böyle yanlarına oturup onların hep eline bakıyordum. Tamamen elleriyle değil evet, mi? Anlatmıştın. Evet, evet. Hep ellerine bakıyordum. Sonra bir gün fark ettim ki ben örgü örebiliyorum. O beni çok şaşırtmıştı. Yani böyle elime aldım, denedim ve aa dedim yapabiliyorum ben bunu. Sonradan tabii keyfini alınca bir daha bırakamadım. Bırakamadın. Şimdi hep daha iyisini öğreneyim. Hep daha farklı ne yapabilirim? Dünyada insanlar neler yapıyorlar?
Hep bunun takibini yapmak istiyorum. Evet. Çünkü çok yenilikçi artık dünyanın her yeri örgü örüyor. Erkekler örgü örüyor. Yani örgü örmek artık cinsiyet ayrımından çıktı. Yani kadınların örgü örmesinden çıktığı için çok mutluyum ben. Yani herkes örsün istiyorum. Bu arada istiyorum. Fizik mühendisi. Onu da özellikle söylemeden geçemeyeceğim. Yaşı daha ufacıcık. Yani benim kızlarım yaşında. Gerçekten o konuda. Ebru'cum şimdi iki beyazla bitiyoruz değil mi? Oraya evet, bir söyleyelim arkadaşlara. Şemayı takip etmek bize gerçekten çok kolaylık sağlıyor. Daha ne yaptığımızı biliyoruz. Zaten iki ya da üçüncü piyade pool'dan sonra kaz ayağından sonra artık o kadar örneğe alışıyorsunuz ki otomatik aynı şeyi yapmaya başlıyorsunuz. Ben mesela beyazı örerken biraz daha fazla bakıyordum. Şu fuşyayı örerken yanımdan kağıdı artık epeyce bir atmıştım. Sadece takıldığım yerde bazen böyle dalınca 3 siyah yerine 3 beyaz yapabiliyorsunuz. Bu arada 2 şişle ören arkadaşlara dediğim gibi en büyük püf noktalarından birisi ne olacak arkadaşlar? Şimdi siz bunu ceket yapmak istediğinizde tabii ki 2 şişle öreceksiniz. Misina sadece bere ve boyunluk için kullandığımız bir şey. Şimdi sıramızın sonuna geldik. Biz ne yapıyoruz misinada? Sürekli sıra başına gidiyoruz. Şimdi 2 şişle ördüğümüzde bu sıramızı bitireceğiz ve sıranın sonundan başa geleceğiz. Tekrar 3. sırada sıra başından sona gideceğiz. Sıramızın sonundan başa gelerek örgümüzü devam edeceğiz. 2 şişle örerken şemada dikkat etmeniz gereken sadece bu. Tabii ki önde düz örgümüzü öreceğiz. Arkada ters örgümüzü öreceğiz. Biz şimdi Ebru burada sadece düz örgü örüyor. Çünkü misina ile döndüğümüz için bu işlemi yapıyoruz. Normalde bunu 2 şişle ördüğümüzde ona çok dikkat edin. Önde düz örgümüzü örüyoruz. Daha sonra sıra sonundan geriye gidiyoruz. Geliyoruz sıra başına. Ve orada ters örgümüzü örüyoruz. Ben örgüde çok düz şeyleri sevmiyorum. Bu tarz şeylerle uğraşmayı çok seviyorum. Çünkü bu bizi ileride hani çok farklı bir şeye taşıyacak. Onu biliyorum. Çünkü sürekli zihnimiz çalışıyor. Evet. Farklı şeyler düşünmüyoruz ve gerçekten orada her şeyi unutuyoruz. Evet. Terapi evet kesinlikle. Şimdi çok az kaldı. Sıra başına tamam, hiç acele etme Ebru'cum. Örgümü sana vermiş gibi oldum. Yok çok ama keyifli çok güzel şeyler için. Örüyor. Ebru gerçekten çorapları harika. Teşekkür ederim hocam. Çok güzel eldivenler örüyor. Evet. Çok keyifliymiş. Ben ipi de çok sevdim. Zaten misinalı şişli örmekten çok keyif alıyorum. Bu arada Ebru ile tanışma hikayemizi de size anlatmak istiyorum. Bir 4 sene önce Ankara'da bir workshop'ta Ebru ekose öğrenmeye geldi ve ufacıcık yani ben bakıyorum ay nasıl örecek ama hemen öğrendi herkesten önce. Bayılmıştım Ebru'ya. Teşekkür ederim. Ebru'cum 3 tane siyahla evet, bitti değil hocam. Mi? Hani onu da teyit edelim evet. Yine arkadaşlara. Bakın arkadaşlar 3 siyah yaparak, 3 ilmeğimizi siyah yaparak sıramızın sonunu evet. Bitirdik. Şimdi diğer sıramızın sonunda Ebru, 3 siyah var ya, evet. Burada sanki 6 siyah yan yana geliyormuş gibi oldu. Bugün bütün böyle hani kursiyerlerimizi bir korkuttu o. Değil mi? Şurası. Ama siz ona hiç takılmayacaksınız arkadaşlar. Yani sıra size ne diyorsa onu yapacaksınız. Aslında orada 6 siyah yan yana durmuyor. Evet, o yani, alt sıranın aslında. Evet, evet, o alt sıranın. Mesela bakın burada hiç gözü yoran bir şey var mı? Hayır. Şurası birleştirme sırası. Evet. Gözü yoran hiçbir şey yok. Siz o 3 siyah yan yana gelecek ama o alt sıranın 3'ü. O yüzden hiç takılmadan 3 siyah 1 beyaz olarak devam edeceksin tamam. O sıraya. Ay çok maşallah öğrencimiz yani öğrencimiz de demiyorum Ebru tabii çok iyi biliyor ama maşallah hemen uygulamaya geçiyor. Yok çok keyifli bence. Herkes yapabilir yani. Değil mi? Bir kere denemeye başlamak önemli evet. Yani. Bir kere deneyince zaten örgü vazgeçilebilecek bir şey değil. Değil. Evet. Değil. Herkesin hobisi örgü olmalı bence. Herkesin bir hobisi olmalı. Evet. Değil de. En güzel slogan o değil mi? Evet. Herkesin bir hobisi olmalı arkadaşlar. Evet, evet. Bu örgü olur, nakış olur. Ebru nakış da yapıyor.
Yani ben de mesela her türlü şeyi biliyorum ama en çok örgüyü sevdiğime karar verdiğim için örgü örüyorum şu anda. Mutlaka bir hobiniz olsun arkadaşlar. Evet. Hobiler bizi hayata bağlıyor. Yani çok farklı bir boyuta taşıyor. Farklı bir pencereden bakıyoruz hayata. Evet, kesinlikle. Güzel bir pencere. İşte yani örgüyü takip ederek dünyadan haberimiz oluyor. Evet. Yani şu ülkedeki insanlar ne yapmış derken oranın ister istemez kültürüyle tanışıyoruz. Sonra mesela ben örgü örmeye başladıktan sonra yani yün Türkiye'de ben üretilebileceğini düşünüyordum. Oysa ki aslında yünün ana vatanının Avustralya olduğunu sonradan fark etmiştim mesela, bunu bilmiyordum. Yani çok farklı pencereler açıyor aslında bize. Bir beyaz, üç siyah olarak devam ediyoruz. O arada konuşurken tabii Ebru'nun da kafasını karıştırmamaya da çalışıyoruz. Arkadaşlar size de anlatayım. Şu anda şuradan anlatayım. Şu anda üçüncü sıramızdayız. Bakın bir, ikiyi ördük. Üçüncü sıramızdayız Ebru'yla. Üç siyah, bir beyaz, üç siyah, bir beyaz olarak sıramızı Ebru devam ediyor. Bu sıramızın sonunda da üç siyah, bir beyazla sıramızın sonunu bitireceğiz. Zaten dördüncü sırayı ördük mü Ebru? Bir kaz ayağımızı örmüşüz demektir. Sonra birinci sıraya tekrardan geri döneceğiz. Bu şekilde birbirini tekrar eden desenler olacak. Bunun eksiltme süresi var mı hocam üzerinde? Eksiltme de ne yaptık biz? Bu arada sen örerken ben sıramızın sonunda ne yaptığımızı arkadaşlara anlatayım. Şimdi arkadaşlar artık ben bunda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane piyede pul yaptım. Kazaya çalıştım. Bu tamamen sizin istediğiniz bereyle ilgili. Bu mesela tepeye oturan bir bere. Ama siz bunu uzun istiyorsanız daha fazla yapabilirsiniz bunları. Bu siyah beyaz olan ipimiz ince olduğu için bunda 10 tane kazayağımız var. Şimdi modelimiz bittikten sonra artık renkli olan ipimi çıkardım. Yani onu kestim. Daha sonra bir sıra siyahla düz örgü ördüm. Düz örgümü ördükten sonra ikinci sırada 2 ilmek ördüm. 2 ilmeği beraber alarak kesim yaptım. 2 ilmek ördüm. 2 ilmeği beraber alarak kesilttim. Kestim, yani sayımı 80 ilmekten daha az bir sayıya düşürdüm. İkinci sırada 1 ilmek ördüm. 1 ilmeği yine kestim. Sayımı biraz daha azalttım. 25'li sayılara geldiğimde aradan geçen daha önceki bölümümüzde göstermiştik. Aradan iğne ile ipliği geçirerek beremi büzdüm ve güzel bir pomponla süsledim. Şık bir bere oldu. Tam da kar havası. Evet, kar da başladı. Çok keyifli. Azıcık çok dolanıyorum bazen. Evet, azıcık. Bunun için iplerimiz ama böyle birini sağa birini sola koysak evde rahat rahat örerken. Ben çok bazen da değil dolanınca... yani çok da dolanmadım. Evet. Bir de evde tabii ki bunları daha rahat örüyoruz. Şu anda masanın üzerindeyiz. Evde biz bunları atıyoruz yere. O zaman yumaklarımız daha rahat. Ama daha çok sen. Keyifli giden bir şey. Evet, çok sevdim ben. Hani bu arada işte 3 tane siyah yaptım, 3 beyaz yaptım. Evet evet. Şey dinamik tutuyor böyle takip etmek. Aynen. Okul nasıl bu arada? Bu sene bitiyoruz. Evet, inşallah. İnşallah. Şimdi sıramızın sonuna doğru geliyor arkadaşlar Ebru. 3 siyah, 1 beyazla. Bakın tamamen şemayı takip ediyoruz. Arada mutlaka bir belirleyici bir ipimiz ya da siz herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Belirleyici bir aparat. Mutlaka sıra başını takip ediyoruz. Tekrardan 4. sıranın başına döneceğiz ve o sırayı ördüğümüzde birinci örneğimizi kurmuş olacağız. Yani şu anda en son bir beyazla şu bittim. İlk sıramızı yapıyoruz. Evet, doğru, bir beyazla bittin. Çok evet, güzel. Bir beyazla bittim. Şimdi bunu kaydırıyorum. Bakın her şeyi normal yapınca nasıl? Kendisi takip ediyor. Evet. Oturuyor. Evet evet, kesinlikle. Şimdi iki beyaz, bir siyah. Dördüncü sırada. Artık siyahları bitirdik. Hani mesela her sırada baskın olan bir renk var. Mesela bu sırada siyah baskındı. Şimdi 3 beyaz, 1 siyah olarak devam edeceğiz. 2 beyaz, 1 siyah. Tamam. Sonra 3 beyaz, 1 siyah olarak devam edeceğiz. 1 siyah.
Ebru örgüye aşık. Benim de kızlarım var, örüyorlar ama Ebru daha çok vakit ayırıyor örgüye. Evet. Birkaç arkadaşım var galiba Ebru'cum, evet, değil mi? Evet, evet. Benim asıl başlangıcımda yani bir örgü öğren bir arkadaş bulduğum zaman o kadar mutlu oluyorum ki, hele benim yaşıtlarımda bu çok zor. Onun için böyle arkadaşımla beraber oturup yani şöyle kafede boş boş zaman öldürmektense kafede otururken örgü örmek bana çok keyifli geliyor. Ve ördüklerimi giymeyi çok seviyorum. Sadece bende var hissi. Çok mutlu ediyor beni. Yani o bana özel. Ben yaptım ve sadece bende var. Peki örgü örerken Ebru, şeye dikkat ediyor musun? Yani yün oranlarının fazla olması. Biraz yün içerikli ipleri sen seviyorsun. İpin içeriği benim için biraz önemli. Çünkü bir de şey de var hocam artık. Yani önem vermeliyiz buna. Çünkü dünya yani ilerliyor. Yani plastik kullanımımız her alanda artıyor. Evet. Yani yünde de kullanırsak, yani bunun daha çevreci olmasından yanayım ben aslında. O yüzden yünleri, ipekleri, belki biraz keten içeren ipleri daha çok seviyorum. Biraz özel iplerle örmeyi seviyoruz değil mi? Özel daldım. Daldım. Küçük bir yanlışlık oldu. Çünkü. Az ben önceki gibi bakıyorum ama. 3 siyah oldu az önce. 3 siyah. Evet. Yani burada hatanız ne olabilir arkadaşlar? Sadece hani 3 siyah yapmanız ya da 3 beyaz yapmanız gereken yerde 3 siyah yapıyorsak eğer en büyük hatamız o olur. Evet, onu hemen zaten anlıyoruz. Ya da bir üst sırada anlayıp geri dönüyoruz. Örgünün olmazsa olmazı sökmek de var. Evet. Bu işte evet. O belki az sevdiğimiz bir şey ama var var oluyor. Maalesef oluyor. Evet. Şimdi biz hani örgü örünce arkadaşlar şey zannediyorlar. Hey, biz hiç sökmüyoruz. Biz de söküyoruz. Evet, çok söküyoruz hatta. Yani ben kaza baştan aşağı söktüğümü biliyorum. Sökmeden öğrenilmiyor zaten. Aynen. Ama ben şimdi bereye karar vermeden önce mesela buna 90 başlamıştım. Baktım bu sayıyla büyük oldu. Söktüm 80'e düştüm arkadaşlar. Bu tamamen deneyerek yapılan şeyler. Biz burada hani size sayı veriyoruz tabii ki orta kalınlıkta ipler için yapabileceğiniz şey. Yine de herkesin eli çok önemli. Ben ona da çok şey yapıyorum. Mesela burada 5 kişiye bir şey yaptırdığımızda bile bazen farklı farklı şeyler çıkabiliyor. Evet. Kesinlikle herkesin elinden farklı şeyler. Onun için insanlar azıcık deneyip örgü örmeye kendi ellerini tanımalı bence. Ya da bu iple örmeye karar verdiysek böyle bir deneme parçası. 10 ilmek, 15 ilmek. Minicik. O beni çok rahatlatıyor. Yani o ip ona yakışacak mı bir de onu denemek için de çok kullanıyorum. Azıcık bir deneme parçası örmek. Şey de çok önemli. Ben de ona çok dikkat ediyorum değil mi? Yani hangi iple ne örülebilir? Evet, evet. Ebru da onu çok güzel yapabilenlerden. Gerçekten ördüğü her şey çok güzel. Çok güzel yakıştırıyor ipleri birbirine. O birazcık örgü örmeyi sevdikten sonra oldu aslında. Yani ben de ilk başladığımda hiç olmayacak iplerle yapıyordum. Yani şimdiye bakınca ya diyorum ki bununla bu örülür müymüş ya, ama yapmışım. Birazcık tanımak gerek, işin içine girmek gerek. İşte bilenlere sordum, kitaplar okudum. Onun için birazcık ben de yolu takip ettim aslında. Mesela ben de biraz tüylü bir iplik olmasını tercih ettim. Sanki bir kumaş dokusu gibi oldu bu. Hatta ben bunu keçeledim de, keçeleyince de çok güzel oldu. Onunla ilgili de bir çalışma sizlerle beraber paylaşacağız yine. Bunun içerisine parlak bir şeyler de katılabilir değil mi? Olabilir. Çok güzel olur. Şu anda ördüğün ipin bir biraz tanesi var. Parlak. Şu yün olanın da katılabilir. Ayrıca öyle parlak şeyler var çünkü. Mesela sadece bir tanesine katılabilir değil mi? Evet, böyle o da içinde farklı pullar olur. Olan şeylerden güzel olur. Evet. Çünkü parlayan şeyleri seviyoruz. Mesela hep siyah beyaz diye hayal ederiz ya. Fuşya da bence bir farklılık oldu. Değişik oldu rengi. Kırmızıyla çalışabilirsiniz sizler de arkadaşlar. Maviyle olabilir. Yani zemininiz siyah, üstte istediğiniz renkle çalışabilirsiniz. Evet. Sonda. Evet, şimdi geldik sıra sonuna. Şimdi sıramızın sonunda bir siyah, bir beyaz var. Bir siyah örüyorum. Bir beyaz örüyorsun. Bir tane de beyaz Her şey örüyorum. Bakın nasıl denk geldi. Hiçbir problem yaşamadık. Önemli olan şu şemayı takip etmemiz. Şimdi Ebru ilk kaz ayaklarını bakın kurdu burada. Evet, bu sonra tekrar edecek. Şimdi sıra başına, yani birinci sıraya
baştan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 diye sıramızın sonunu bitiriyoruz. Sanki büyük olanda kaydırma işlemi yapılmış gibi görünüyor ama aslında hepsini hiçbir şey yapmadan aynı devam ediyoruz. Hiç kaydırma yapmıyoruz. Aynı şekil devam. Ebru'cum teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki bizlerle beraberdin bugün. Eline koluna sağlık. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinize güzel günler olsun.